1, 2, 3. Tokyo'dan olimpiyat şampiyonu olarak döndü, zafer hareketini NTV stüdyosunda yaptı. 1, 2, 3. Okçulukta altın madalya kazanan Mete Gazoz, altın madalyaya uzanan serüvenini anlattı. Sarım atışlarındaki, Tokyo'daki resmi olarak ilk okum tam 10. Yani 10 attım ve öyle attım. Hadi bu yaşta yarışmaya, olimpiyatlara çok iyi başlamalısın dedim ve çok güzel başladı, çok güzel de bitti. En çok zorlandığım tur ikinci turdu. O gün hava biraz böyle saçma bir rüzgar vardı. Rakibim de fiziksel olarak, cüssü olarak benden daha güçlüydü. Benim beklediğimden daha yattı rakibim. Ama sonuç çok değişmedi. Henüz 22 yaşındaki milli sporcunun büyük bir hedefi var. O, olimpiyat oyunlarına en çok katılan sporcu olarak tarihe geçmek istiyor. Benim hedefim 11 tane olimpiyata gitmek. 2 tanesine gittik. 9 tane kaldı. Bunu başarırsa olimpiyatlara 10 kez katılan Kanadalı binici Ian Miller'ın rekorunu geride bırakacak. Mete Gazoz olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırdığı kariyerini çok detaylı bir planlamayla şekillendirdiğini söyledi. Yüzmeye gitmiştim. Diğer branşlar basketbol zaten benim kendi isimde vardı. Ben bunu babama söylüyorum da babam da tamam oğlum yapabilirsin demişti. Temeller çok önemli. Temelleri çok güzel attık. Son 5 yılda da bu temellerin üzerinde çok güzel bir şey inşa ettik. Bütün ekipçi olarak yani okçuluk mil takımı olarak ve sonunda madalyamızı aldık. Olimpiyat şampiyonu galibiyetlerden sonraki hareketinin nasıl yapıldığını da anlattı. Önce şöyle yapıyorsunuz karşıya. Sonra parmaklarınızı şöyle döndürüp böyle yapıp sonra aynı zamanda indirirken de yukarı bakıp gülümsüyorsunuz. Mete Gazoz erkekler bireyselde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yenerek Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat madalyasını altın olarak kazandı.